Arkadaşlar merhabalar bu videomda 0 geometri kampının ikinci haftasının 5. videosundayız. Dik üçgende kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani Pisagor bağıntısını yapıyorduk. Sayfa 29'daydık. 29, 30, 31 ve 32'nin yarısına kadar yani öklit bağıntılarına kadar işleyeceğiz. O zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Dikkatte kalmıştık arkadaşlar böyle 2 tane 90 derece karşılıklı olduğu zaman A kare artı B kare eşittir. C kare artı D kare diye bir formül var. Ama formülüze edilmiş gibi düşünmeyin bence. Çünkü 90 dereceler gördüğümüzde daha doğrusu öncelikle şunu söyleyeyim. Bir uzunluk istendiğinde bizden nereden buluyorduk? İki konudan ya dik üçgenden ya da benzerlikten buluyorduk. 90'lıklar varsa tabii ki ilk tercihimiz dik üçgen. Dik üçgen Pisagor bağıntısı yapabiliyor muyuz diye bakacağız. Pisagor bağıntısını yapmanın en etkili yolu öncelikle dikdörtgen oluşturmaktır. E baktınız sadece hipotenüsler yani bir çizikle direkt şey oluşuyorsa iki dik üçgen oluşuyorsa da onu da yapabilirsiniz. Yani şurada iki tane 90 karşılıklı ya şu BD'ye çizecek olursanız aa, bu da bir pisagor bağıntısı. Burada da bir pisagor bağıntısı var. Öncelikli olarak bu kenarlar verilmişse şu kenarı bulup ondan sonra bu kenarı bulup daha sonra C ve D arasındaki ilişkiyi de bulabilirsiniz. Yani formülüze edilmiş gibi düşünmeyin. Kendiniz bulmaya çalışın bunu daha rahat bir şekilde yaparsınız. Örneklere bakalım. Mesela Formül gibi değil. 3'ün karesi artı 7'nin karesi 4'ün karesi artı x'in karesi gibi düşünmeyin. Sizi engeller. Öğrenmenizi engeller bu tür durumlar. O yüzden buna dikkat edin. Evet şöyle bir şey. Arkadaşım 90'lar olduğu zaman bir dik üçgen oluşturduk. Hipotenüs çizme de bir dik üçgen çizme yöntemidir. E öncelikle Pisagor bağıntısından ne yapabiliriz? Buradaki y'yi bulabiliriz. Y kare eşittir. 3'ün karesi artı 7'nin karesinden 9 artı 49'dan. Y kareyi kaç bulduk arkadaşım? 58 bulduk. E, Y'yi bulmamıza gerek yok çünkü y kare lazım bir de buradaki pisagordan. Y kare de x'in karesi artı 4'ün karesine eşit olduğundan y kare 58 ya 58 eşittir x kare artı 16'dan 16'yı attık öbür tarafa. 58'den 16 çıkınca kaç kalıyor? 42 kalıyor. 42 eşittir x kareden x de böylelikle kök 42 çıkar. E, 2'ye bölsen 21 yapıyor. 3'e bölsen zaten 7 yapıyor. Hepsi asal sayı yapıyor. Çarp kök dışına çıkmıyor. Dolayısıyla cevap kök 47'ye kalır. Geldik bir sonraki soruya. Burada da BD'yi çizecek olursak şöyle sayılar burada. Öncelikle buna bir bakalım. Yani burada bir Pisagor uygulayıp şuradaki Y'yi bulabiliriz. Y kare neye eşittir arkadaşım? 2 kök 7'nin karesi artı kök 13'ün karesidir. E burada karesini aldığımız zaman Y kare 2'nin karesi 4 çarpı 7'den 28 artı kök 13'ün karesi de 13. Yani Y kare neye eşit olmuş oldu böylelikle? 41'e eşit olmuş oldu. Sonrasında üsttekinde bir Pisagor bağıntısı yapacak olursak Burada da y kare neye eşittir? x'in karesi artı x artı 1'in karesi olacaktır. y kare 41 zaten. 41 eşittir. x kare artı 2 kare toplama yani a artı b'nin parantez karesi. Ne oluyordu? Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarptığının iki katı. Yani x kare artı birinci ile çarptık. x yaptı bir de 2 ile çarptık. 2x artı bir de ikincinin karesi oluyordu. O da 1 yaptı. Buradan 0 eşittir. Hepsini sağ tarafta toplayayım. 2x kare artı 2x eksi 40 mı oldu? Evet. E, 2'ye böldüğümüz zaman denklemi x kare artı x eksi 20 eşittir 0 olduğundan hocam bu x x çarpanlara ayıracağız. Çarpanlara ayırırken de arkadaşlar bunu öyle bir çarpanlara ayıracaksın ki çarpımları eksi 20 toplamları da artı 1'i verecek. Yani x'in kas verecek. Burayı ben eksi ya burayı ben 5'e 4 şeklinde ayırırsam artı 1 vermesi için buna eksi buna artı dersem çarpımları bu toplamları da artı 1 verdi mi verdi hani çapraz çarpımların toplamları verdi o zaman yan yana gelenleri yazıyorum x artı 5 çarpı x eksi 4 eşit 0 oldu buradan x artı 5 eşit 0 ise ya bu 0'dır ya da bu 0'dır buradan x'i eksi 5 buldum x eksi 4 eşit 0'dan x'i de kaç buldum 4 buldum Uzunluk negatif olamayacağından ne yapar? Pozitif olan değerdir. Yani 17. Diyor. örneğin cevabı böylelikle 4 çıktı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Evet şöyle baktığımız zaman. Hocam Pisagor'dan burayı bulurum. Sonra burada da karşılıklı bir 90'lıklar var böyle. Şöyle karşılıklı 90'lıklar olduğu için bu şekilde de çözüm yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle çizip. Pisagor'dan burayı bulup sonra buradaki Pisagor'dan burayı bulup sonra burada da Pisagor'dan da x'i bulabiliriz arkadaşım. Tamam. Yalnız bunun daha kolay bir yöntemi var mı? Var tabii ki. Daha kolay bir yönteminden yapayım. Pisagor'dan bunu bul. Pisagor'dan bunu bul. Sonra buradaki Pisagor'dan bunu bul. Arkadaşım şimdi dikdörtgeni tamamlamak önemli bir şey değil miydi? Evet. E burada da biz bir dikdörtgeni tamamlayabiliriz. Hop şöyle hop şöyle. E dikdörtgeni tamamladığımız zaman. Hocam burası ama bunlar 90. Şurası 90 olsaydı dikdörtgeni tamamlayabilirdim. İşte burası 90 olmadığı için bu dikdörtgeni tamamlama mesela burada yanlış olur. O yüzden bizim bu yoldan yapacağız. Öncelikle y kare eşittir. 2'nin karesi artı 5'in karesinden 4 artı 25'ten 29 çıktı. Sonra hocam y kare 29 ya tamam. Şurada da bir pisagor bağıntısı uygulayacak olursam. Buraya da a diyeyim. a kare de neye eşittir? y kare artı 3'ün karesine eşittir. E a kare buradan neye eşit oldu o zaman? y kareyi 29 biliyoruz. 3'ün karesi de 9 biliyoruz. O da 38 mi oldu? Evet. E sonra bir de burada bir pisagor bağıntısı yaparsak o zaman e, burada a kareye 38 bulduk. a kare de buradan 1'in karesi artı x'in karesi eşit değil mi? Evet. a kare yerine 38 yazdık. 38 eşittir 1 artı x kareden x kare eşittir 37 yapar. x'i de böylelikle kök 37 olarak buluruz. Yani örnek 18 böylelikle 3 tane pisagor oldu. 3 tane pisagor da yapabiliriz tabii ki. Örnek 18'in cevabı da böylelikle kök 37 çıktı. Geldik dikkate. İşte burada. Arkadaşlar burada A B'nin karesi A artı C'nin karesi A artı B kare eşittir. Ezberleyin diye söylemiyorum. Bakın ezbere bir şey yok. Bunları böyle ezberleyelim. Böyle ezberlenecek bir şey olsa var ya bütün kitabı ben bütün soru tiplerini formülize edebilirim. Yani bin tane formülle geometriyi anlatabilirim. Ama arkadaşım eğer soru tipini formülize etmektense Neyin nereden geldiğini bilmek çok mantıklı bir hareket değil mi? Mesela sen böyle bir merdiven şekli gördün. Bu merdiven şekli gördüğünde yataylar böyle, yatayları böyle bir kenar, dikeyleri bir kenar alıp, mesela bu merdiven şekli şöyle de olabilirdi. O zaman şöyle yapacaktık bak, mesela burası A, B, C, D, E, F, K olsun mesela. Yataylar bir kenar, A, C, E, K. O zaman A, C, E, K toplamının karesi artı B, D, F toplamının karesi eşittir. Şu nokta ile şu nokta arasındaki uzaklık deyip genelleyebilirim ben size. Ama formülüze etmiş olurum böyle. Bütün soru tiplerini formülüze etmektense ne diyoruz? Bizim geometride bir uzunluk isteniliyorsa ne yapıyorduk? Tabii ki dikdörtgen. Yani öncelikli olarak iki konu aklımıza gelecek. Ya dik üçgen ya benzerlik. Diklik varsa tabii ki ilk önce dik üçgene karşılık getirmek. Dik üçgene karşılık getirmek demek ne demek? Hocam dikdörtgen olarak yaparak oluşur o. Ya burada bir dikdörtgen oluştur ya da şurada bir dikdörtgen oluştur. Dikdörtgenini oluştur. Mutlaka dik üçgen karşısına çıkar. Bak oluşturdun. A ise A. B ise B. Gerçekten buradaki Pisagor bağıntısında A artı C'nin karesi artı B'nin karesi eşittir. A B'nin karesine eşit oldu mu? Oldu. Sen de bu şekilde hareket et. Özellikle merdiven şekillerinde kesinlikle ama kesinlikle dikdörtgen. Bunu da sakın ama sakın unutma. Tamam. Çok önemli bu her yerde karşımıza çıkabiliyor. Her yerde. Hemen örnek 19'a bakalım. Mesela burada işte sen burada o dikeyler toplamı yataylar toplamı gidersen olmaz. Bak orada da formül olmadı. Dikeyler ya da yataylar yani yataylar hep sola giderse ya da dikeyler hep aşağı giderse diyebiliriz. Ama dikey burada aşağı gitmiş burada yukarı çıkmış. Burada da farkları demen lazım mesela. Formülü de edecek olursak. Formül yok. Senden ne isteniyor? Senden abi arasındaki uzaklık isteniyor. Amaç ne? Dikdörtgen. Hadi dikdörtgeni nasıl oluşturursun? Hocam şöyle bir dikdörtgen oluşturunca olay bitti. İşte buradaki dikdörtgenden dolayı 3 ise karşı taraf 3. Burası 5 burası da 5. Buraya 4 kaldı. E hocam burası da 2 ya. Hop burası kaç yaptı? 5. Burası 4. Buradaki dik üçgenden şu x'e ulaşabiliriz. x'in karesi 5'in karesi artı 4'ün karesine eşittir. x'in karesi 25 artı 16'ya eşittir. Yani x'in karesi böylelikle 41 yapar. Ve x de böylelikle kök 41 olarak buluruz. Örnek 19'u böylelikle kök 41 bulduk. Geldik örnek 20'ye. Ne demiş burada? Şekil 1'deki dikdörtgen tabale A noktası etrafında saatin dönme yönünün tersinde 90 derece döndürülerek şöyle döndürülmüş, böyle yatırılmış yani. Şekil 2 elde ediliyor. Şu şekilde elde edilmiş. İşte 2, 3 ve 5 birim verilmiş. Buradaki uzunlukları biliyoruz. Burası 2 birim, burası 3 birim. Hocam burası da 2 birim, burası da 3 birim. Şu uzunlukta 2 birim, şurası 5 birim. Hocam burası 2 ya, şurası da 5 birim olarak verilmiş. D ile E noktası arasındaki uzaklık isteniyor bizden. D ile E üstü arasındaki uzaklık isteniliyor pardon. Şu. D noktası burada, E üstü noktası da burada. Arkadaşlar ne yapacağız? Dik 90'lar da uçuşuyor. Bak hocam burası da 90, burası da 90. E burası da 90 şöyle. E, Dikdörtgene karşılık getireceğiz. Nasıl diye karşılık getirebiliriz? Hop şöyle dikdörtgen oluşturduğun zaman Olay bitiyor mu? Bitiyor tabii ki. Hadi bakalım dikdörtgeni oluşturduk şöyle. Bitti gitti. Hocam burası 5 ise karşı tarafta 5. Hocam burası 7 ise bak burası 3 ya. Burası 7 ise burası da 7 olacak. Buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Burası da 90 derece. Ve bir pisagor bağıntısı. Bir kenar 8 diğer kenar 4. O zaman burada x'in karesi böyle yapanlarınız mı var hala? 4'ün karesi artı 8'in karesi diyenleriniz mi var? Ben böyle bunu özel üçgen diye tanımlayacağım ama Şimdilik bari böyle yapmayın. 4 ve 8'deki ortak çarpana bakın. En büyük ortak çarpan kaç? 4. Hocam burası 4 çarpı 2. Burası 4 çarpı 1. O zaman x de 4 çarpı kare içinde hipotenüs sorulduğu için diğerlerinin kareleri toplamıdır. 1'in karesi 1, 2'nin karesi de 4. Yani cevap 4 kök 5 yapar arkadaşlar. Evet örnek 20'yi de böylelikle 4 kök 5 bulduk. Geldik örnek 21'e. Bak böyle 90'lar havada uçuşuyor. Hocam 90 derece karşılık getireceğiz. Öncelikle x'i bulman için senin şuradaki uzunluğu bulman lazım. Buradaki dik üçgenden buraya ulaşabilirsin. E burayı bulmak için şu sayıları kullanmak lazım. E biz böyle merdiven şekli gördüğümüz an merdiven şekli gördüğümüz zaman direkt dikdörtgen yapıyoruz da merdiven biraz böyle yan olunca afallıyoruz. Kardeşim merdiven gibi düşün. Şöyle bak sen de. Yok kafayı böyle çevirince mi? Şöyle çevirince herhalde. Tersten. Şöyle şöyle bak bakalım. Yine bir merdiven şekli var mı? Var. Zaten 90'ların olduğu sorularda uzunluk sorularında ilk hedefimiz nedir? Tabii ki dik üçgen. Dik üçgen için dik dörtgen. Dik dörtgeni oluşturalım. Hop şöyle dik dörtgeni oluşturunca olay bitti. Bak burası 90. 1 ise 1, 2 ise 2. Hocam dik üçgene karşılık geldi şurada. Bak dik üçgen oldu burada. Dik üçgenden yapalım. Burası 2, burası 5. Burası 2 ve 5 olduğundan dolayı Hemen e, buraya y diyelim. y kare neye eşittir? 2'nin karesi artı 5'in karesine eşittir. Bazı arkadaşlar 2'nin karesi artı 5'in karesi x'in karesi artı 3'ün karesine eşittir diyecek ama olsun. Biz buradan y kareyi ne bulduk? 4 artı 25'ten 29 bulduk. E burası kök 29 çıktı. Ya da yine bir pisagor bağıntısı yapalım burada. y karede de neye eşit? x'in karesi artı 3'ün karesine eşit. Yani 29 eşittir x kare artı 9'dan. Buradan 20 eşittir. X kare geldi. X de böylelikle kaç çıktı? X de böylelikle şu şekilde bulduk. Kök 20 olarak bulduk. Bu da 4 çarpı 5 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıkacağından X de 2 kök 5 olarak buluruz. Yani kaçıncı soru? Örnek 21'i böylelikle 2 kök 5 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Değil. Dikkat et. Evet gençler bakın. Bir de böyle bir şey var. Bak. Böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman a kare eksi c kare eşittir ee, ya da a kare artı d kare eşittir b kare artı c kare diyorlar. Karşıtlı yani şöyle bir yükseklik çizildiğinde karşıtlı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit diyorlar. Evet bu dikdörtgende dört, dörtgende de var arkadaşlar. Yani a kare artı d kare bak şimdi a kare artı d kare eşittir b kare artı c kare eşit diyorlar. Ya da şu taraftakilerin farkı a kare eksi c kare bu taraftakilerin farkı b kare eksi d kare diyorlar. Gerek yok. Bence gerek yok. Dediğim gibi şuradaki a kare artı d kare çapraz eşittir b kare artı c kare diye kullanan arkadaşlar da var ama ya her soru tipine ait bir formülümüz vereceğiz. Boş ver ya. Boş ver. Gerçekten boş ver. Ben sana bunun mantığını öğrettim zaten. Tamam burada dikkat diye yazmışız. Bazı arkadaşlar formülcüdür. Formülden yapsın ama unutursun. O yüzden formülcü zihniyet yapsın bunu. Şurası ne verilmiş? BD uzunluğu K verilmiş. DC uzunluğu da 3K verilmiş. Yap kardeşim sen bunu buradan. Nereden yapacaksın? Şöyle. Bunun karesi artı. Bunun karesi eşittir. Şunların kareleri toplamı diyeceksin. Yap. Direkt çıkar mı çıkar. Ama bakın bu şekilde bence ezberlemeyin. Hocam dik üçgenler var elimizde. Bir burada dik üçgen var. Bir de sağında dik üçgen var. Hani biz işlem yapıyorduk. İkili dik üçgenler olduğunda ne yapıyorduk? İkili dik üçgenlerle karşılaştığımız zaman hocam ortak olan kenara dikkat ediyorduk. İkili dik üçgen var burada bak. Ortak olan kenar haş değil mi? O zaman her iki dik üçgende de ortak olan haşsa haşı yalnız bırak. Haş kare neye eşittir arkadaşım? Haş kare 7'nin karesi eksi 3'ün karesine dik kenar ya. 7'nin karesi eksi k'nın karesine eşit. Burada haş kare neye eşit kırmızı üçgende? 11'in karesi eksi 3k'nın karesine eşit. E o zaman her ikisi de bunlar birbirine eşit olduğundan dolayı. Aşk kare eşit olduğundan dolayı bak 7'nin karesi eksi k'nın karesi 11'in karesi eksi 3 k'nın karesi de eşit oldu. Ya da eksi k kareyi buraya eksi 3 k kareyi buraya attığımız an 7'nin karesi artı 3 k'nın karesi e, k'nın karesi artı 11'in karesine eşit oldu diyebilirsin. Ya da bu şekilde temel mantığından yola çıkarak yaparsan daha güzel olmaz mı? Ben hep buradan yapacağım. Senin de buradan yapmanı tavsiye ediyorum. Ha, hocam ben formülcüyüm diyenler yapsın. Ama ileride sıkıntısını yaşarsın demedi deme. Evet. Hadi bakalım. Burada her ikisi de h kareye eşitse e, ne olacaktır buradan? 49 eksi k kare eşittir. 11'in karesi 121 eksi 9 k kare olacaktır. Bu arada sadece formülle gidersen olmaz. Mesela bu yöntemi biz daha öncesinde de kullanmıştık. Yani bayağı bir soru tipinde kullanmış oluyoruz. Küçücük bir mantığı. İkili dik üçgenlerde ortak kenar mantığını. Neyse attık bunu buraya. 9k kare eksi k kare yaptı burası. Eşittir 121 eksi 49 oldu burası. Devamını getirelim. Burası 8k kare yaptı. 121'den 49 çıkarsa sanırım 72 çıkıyor. Evet k kare eşittir 9 yaptı. K'yı da kaç bulduk? 3 bulduk. A bizden x isteniyor. X de 3 k'ya eşit olduğundan k'yı da 3 bulduğumuzda cevap kaç çıkacaktır? 9 çıkacaktır. Yani örnek 22 böylelikle 9 bulduk. Geldik buraya. Aa hocam hiçbir şey yok. Ne yapacağız? Kardeşim bak dik. Dörtgen gibi bir şey var hocam. Dik üçgen mi oluştursam böyle dik dörtgen mi oluştursam? Bak şunu kullanmıyorsun. Öncelikle ben size hep ne diyorum? Yüksekliğe ayrı bir gözle bakacaksınız. Böyle şaşın bakacaksınız. Nasıl bakarsanız bakın ama yüksekliğiniz ayrı bir gözle. Ayrı bir göz ya. Yükseklik geometride en önemli tenimlerden biri, tanımlardan biri diyebiliriz. Bak yüksekliğe ayrı bir gözle baktığınızda aa Dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Aklına ne geldi? Evet artık aklına gelmeye başladı. Evet o geldi. Hocam ikiz kenar yüksekliğin kolları eşit olacak hocam. Hemen yükseklik bu ya dikme ayağı bu ya hop oh, tepesi bu. Yüksekliğin kolları da bu tepeden çıkacak tabii ki. Şunlar nedir? Birbirine eşittir. Bitti gitti. Hocam şuradaki Pisagor'dan ben burayı bulurum. Sonra burada da Pisagor yapıp eşitliği de yazarım. Hadi Pisagor'u uygulayalım. Buraya ben bir y diyecek olursam y kare neye eşittir? 3'ün 5'in hesabını yapalım. 9 artı 25'ten 34 yaptı. E bu da y ya. E y kare de aynı zamanda x'in karesi artı kök 7'nin karesine eşit değil mi? Evet. E buradan y kare neyi bulmuştuk? 34 eşittir x kare artı 7'den. Buradan da 27 mi çıktı x kare? E x kare 27 ise x de böylelikle kaç çıkar? Kök 27 çıkar. Bu 9 çarpı 3 olduğundan 9 dışarıya 3 diye çıkar. Bu da 3 köküç olarak çıkar. Yani örnek 23'ü 3 köküç bulduk arkadaşım. Geldik örnek 24'e. Soruya bakar bakmaz ne fark ediyorsun? Bak ne görüyorsun demiyorum. Ne fark ediyorsun? Verilen bilgileri kullanma işi, görme işi değil. Verilen bilgilere bakacaksın. Ben görme işine karşıyım bu arada. Çünkü ondan sonra vay hocam ben göremiyorum falan filan. Yok kardeşim verilen bilgiyi kullan. Kullan bakayım burada. Hocam 3 3 3 demiş. Bak 3 tane eşitlik vermiş. Aa muhteşem üçlü. Bir de 3 denmiş orada. Aklına hemen dik üçgen gelmedi mi? Aklına gelen başına gelsin. Hemen şunu çizdin. Hocam burada kaçı? 90 derecedir. Yani burası da 90 derecedir. Bitti gitti. İkili dik üçgen var. Bir burada bir burada. E haçla ortak kenar ya. Ortak kenardan gidebilirsin. Ya da sayılar zaten burada belli. Buradaki sayılardan dolayı. Şurası 6 ya. 6 ve 4'ten dolayı y'yi bulabilirsin. Y kare neye eşit? 6'nın karesi eksi 4'ün karesi 36 eksi 16'dan 20'ye eşit oldu. X kare de neye eşit olacak arkadaşım? Y'nin karesi artı 2 kök 3'ün karesine eşit olacak. Bildiği Pisagor bağıntısı. Yani x kare y kare dediğimiz ne yaptı? 20 artı 2 kök 3'ün karesi nedir? 12. 2'nin karesi 4 çarpı 3'ten 12 oldu. 32 yaptı. X de böylelikle kök 32 çıktı. Bu da 2'ye bölsen 2 çarpı 16 ya 16 dışarı çıkar. 4 kök diye cevaba ulaşırız arkadaşlar. Örnek 24'te. Güzel bir soru. Dikkat edin arkadaşım. Bak burada ne diyor? Buraya 2 kök 7 vermiş. Buraya da 2 kök 7 vermiş. Ve bizden x isteniyor. Hocam ne yapabiliriz burada? Bir uzunluk isteniyorsa biz kesinlikle ama kesinlikle di, dik üçgenden bulabiliriz arkadaşlar. Bakın bir uzunluk isteniyorsa özel bir durum yoksa dik üçgenden kardeşim. Dik üçgenden nasıl bulacağız hocam? Dik üçgen ya da benzerlik. E, dik üçgen 90'da varsa tabii ki dik üçgen tercihimiz. Hocam buna 90 dereceye karşılık getireyim. Ya tutup da buradan dik çizmezsiniz herhalde. Nereden dik çizersiniz? Aha da buradan dik çizersiniz bakın. Değil mi? Buradan dik çizerseniz bir şeyiniz, işinize yarar mı? Ya da şu mantıktan da gidebilirsiniz. Hocam burada 90 var eşit var eşit var. Yani şunlar şunlar birbirine işte. Aa muhteşem şu deyip hemen şu muhteşem şu çizebilirsiniz. Peki. İşine yaradı mı? Yaramadı. Ya çizdiğim bir çizgi de işine yaraması lazım. İçine yaramadıysa hocam o zaman sadece eşitliği kullanayım. Eşitlik varsa aklına ne gelir? Orta taban. Eşitliğin olduğu yere kalemini koy, orta tabanı çiz. Ya buraya çizeceksin ya aşağıya çizeceksin. Tabii ki aşağısı daha mantıklı değil mi? Çünkü üçgen oluşturan orta taban çizgisi daha önemliydi. Evet bakın x burası değil. Bak dikkat et. X burası. Orta taban çizgisini çizdin. Şuradaki onu iki eş parçaya bölecek. 5'e 5 olacak. Yani 1 kaldı. Şuradaki uzunluk da belli mi? Belli aslında. Nasıl belli? Şuradaki şeyden bulabilirim. Burada artık bir Pisagor bağıntısı var mı? Şurada artık bir Pisagor bağıntısından bulabilirim. Ama öncelikle burayı bulmam lazım. Arkadaşım büyük dik üçgende de kenarlar belli mi? Belli. Büyük dik üçgende Pisagor bağıntısı yapıp şuraya bir y diyeyim. Şuradaki y'yi bulabilirim. Aa hocam bu üçgende ve büyük üçgende. Hocam her ikisinde de y ortak. Ya da diğer üçgende y'ye ait üçgende kenarlar belli ya. E direkt y'yi bulabiliyoruz. y kare neye eşit? Hocam 2 kök 7'nin karesi eksi neye eşit? 4'ün karesi değil. Dikkat. 5'in karesine eşit. Şu büyük dik üçgende. 5'in karesine eşit. 4 kere 7 28 eksi 25'ten bu 3 mu geldi? Evet. Y kareyi 3 bulduk. Yani Y kök 3 oldu. Önemli değil. X'in karesi de neye eşit? 1'in karesi artı Y'nin karesine eşit olduğundan. X'in karesi de 1 artı Y kare de zaten 3'e eşitti. O zaman burası da 4 yaptı x kare 4 ise x'i de kaç buluruz böylelikle? 2 olarak buluruz. Yani örnek 25'in doğru cevabı 2 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. İkiz kenar var. Tabanda mevcut. İkiz kenar üçgen konusunda bunu işleyeceğiz ama ek çizimlerden öğrendik zaten. <laughs> yani burada da bunu yazabiliriz. İkiz kenar üçgende. Şimdi bizden x isteniyor. Tamam. X'e ait ne yapmak lazım? Bir dik üçgen oluşturmak lazım. 90 derece yok hocam. Ve acaba benzerlik mi? Ama x kenarda tabanda mevcutsa insan olan tabanına ait yüksekliği çizer diyorum ben. İkiz kenar üçgende bunu daha çok duyacaksınız. Çünkü ikiz kenarda tabana ait yükseklik özel bir durum. Özellikle tabanda varsa tabanına ait yüksekliği çizeriz. Tabanına ait yükseklik ne yapar? Tabanı iki eş parçaya böler. 2 2 diye böldü. E sonra hocam bak sen buradaki y'yi bulursan buradaki Pisagor'dan x'i bulursun. Ama öncelikli olarak şu büyük üçgende y'yi de bulabilir miyiz arkadaşlar? Bulabiliriz. E ortak kenar var, ortak kenardan yapabiliriz ama Diğer iki üçgenin diğer iki kenarı belli olduğu için y 5 ve 6 olduğu için 6 ve 5'ten dolayı direkt y kareyi bulabilirim. y kare 6'nın karesi eksi 5'in karesine eşit değil mi? 36'dan 25 çıktı. y kare 36 eksi 25'ten y kare 11 eşit oldu. e y kare 11 eşit olduysa x'in karesi de kırmızı üçgende neye eşit? y kare artı 2'nin karesine mi eşit? Evet. y kare de 11 eşit olduğundan x kare eşittir 11 artı 4'ten 15 eşit oldu. Ve böylelikle ne bulduk arkadaşlar? X'i kök 15 olarak bulduk. Yani cevabımız böylelikle kök 15 çıktı örnek 26'da. Geldik örnek 27'ye. O Hira. Hira, Hira, Hira. Hep Hira'dan bahsediliyor bu kitapta değil mi? <laughs> Kimin oğlu acaba? Tolga hocanın mı acaba diğer hocamızın mı? Bakalım. Hira elindeki topu 2 metre yüksekten yere çarptırıp 4 metrelik duvara çarptığında C noktasına gelmektedir. Evet topu çarptırdı buraya geldi. C noktasına gelmiş. Topun yüksekliği en başta 2 imiş. Burası da 4. Arkadaşlar aslında bu bir özel bir soru tipi. Ya yani sıfır geometride aslında koyulmaması gereken bir soru tipiymiş gibi düşünebilirsiniz. Ama biz bununla analitik geometride de karşılaşacağımız için şimdilik bunu da bilmeniz lazım. Çözümü de çok kolay. O yüzden buraya da aldık bu soruyu da arkadaşım. Şimdi KL8 olduğuna göre bak şuradaki uzunluğu adam bize 8 vermiş. Tamam bu 8'i kullanacağız demek ki. Şimdi arkadaşım top nereye çarparsa şununla şunun toplamını en az olur diye soruluyor bize. Acaba top burada buradayken mi? Ya da top şuraya çarparsa şöyle giderse mi? Ya da topu buradan sektirip buraya giderse mi? Ya da ne bileyim şöyle özel bir durum mu var? Hocam bu açılar böyle e, çarptığı açıyla mı gidince? Yani burası alfa iken burası alfa olunca mı acaba? Değil kardeşim. Biz bunun böyle en az nasıl gittiğini nasıl kestirebiliriz biliyor musunuz? Şimdi burada e, belki topu fa attı. Tamam biz bir yere çarptırma sorularında vurduğu açıyla gider diyoruz ama top ya fa sola giderse yani döndürülerek giderse buradan mesela 50 derecelik bir açıyla geldiyse buradan 40 derecelik açıyla yol alabilir arkadaşlar. O her zaman olmuyor. O soru kökünde belirtildiği zaman vurduğu açıyla gitmesi belirtildiği zaman o zaman kullanacağız onu. Şimdi buraya baktığımız zaman peki ne diyeceğiz? Arkadaşım bizden şuradaki A ve B'nin toplamı soruluyor. Hatta X ve Y yazayım da sıkıntı olmasın. X ve Y'nin toplamı isteniyor. Yani X artı Y en az kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ben böyleyken kestiremem bunu. Bunda ne yapacaksınız biliyor musunuz? İster şuradaki üçgeni ister buradaki üçgenin katlamasını alın. Katlamayı öğrendik ya katlamasını al. Aşağı doğru al bakayım. Aşağı doğru katlamasını aldığın zaman hop şöyle hop şöyle geldi. Yani burası 2 iken burası da 2 oldu. Şurası 90 derece. X iken burası da X oldu. Şimdi şu X. Ha X ile Y'nin toplamı böyle. Ha X ile Y'nin toplamı böyle değil mi? Evet. X ile Y'nin toplamı böyleyken daha rahat buluruz. Evet burası da 90 derece olduğunu biliyoruz. Ve 2 olduğunu biliyoruz. Hocam böyleyken X artı Y en az ne, ne zaman olur? Acaba X şöyle gelip böyle gittiğinde mi gelir? Acaba X böyle gidip böyle gittiğinde mi gelir? biliyor muyuz bunu bilmiyoruz ama en azından şöyle bir yorumunu yapabiliriz nasıl bir yorumunu yapabiliriz hocam şu x ile y toplamının en az olması için şunlar dost doğru gitmesi gerekmez mi Evet yani sen bunu doğrusal kabul edeceksin kardeşim Bunlar doğrusal olduğu zaman x ile y doğrusal olduğu zaman x artı y'nin en az değerini bulabilirsin Peki karşımıza ne çıktı şöyle bir merdiven şekli çıktı ne yapıyorduk dikdörtgene tamamlamıyor muyduk hemen dikdörtgene tamamlayalım İster aşağıda dikdörtgen yatağımla ister yukarıda dikdörtgen yatağımla. Fark etmez. Hocam dikdörtgen yaptık. 2 ise 2. Şöyle bir merdiven şekli oldu ya ondan dolayı. 8 burası. Burası da 8. E hocam burada ne çıktı? 6. Sonra burada ne çıktı? 8. 6, 8, 10 üçgeninden direkt 10 yazabilirsiniz buraya aslında ama e, biz daha şeyi görmedik. Ne derler ona? Özel üçgenleri görmedik. O yüzden böyle 6, 8, 10 demeyeyim. E, nereden yapayım? Pisagor bantısından yapayım. Şuraya da A diyeyim tamamına A diyeyim. A'nın karesi neye eşittir? 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir. E burada 36 artı 64'ten ne çıkıyor? 100 çıkıyor. A kare 100 ise A'da kaç çıkar? 10 çıkar. Yani X artı Y'nin en az değeri kaç çıktı arkadaşım? 10 çıkmış oldu. Bu X artı Y değerine A demiştik. Cevap da 10 oldu. Bunu da bilmenizi tavsiye ediyoruz tabii ki. Evet örnek 27'yi böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 10 bulduk. Geldik örnek 28'e. Şekil 1'de ucunda 2 cm yarı çaplı küre şeklinde bir bilye bulunan 8 cm uzunluğundaki sarkaç gergin bir şekilde 6 cm sağa çekilerek şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Yalnız 6 cm sağa çekilmiş de nereden çekilmiş? Buradan tutulup buraya mı çekilmiş? Böyle mi 6 cm? Ya da merkezden tutulup bu merkeze gelene kadar böyle mi çekilmiş 6 cm? Onu bir sonraki baskıda belirteceğiz arkadaşlar ama bunu da bu şekilde görmeniz bence iyi oldu. Çünkü nereden çekildiği de önemli. Merkezden mi buradan mı? Buradan çekersen farklı bir sonuç çıkar. Buradan çekersen farklı bir sonuç çıkar. Biz ne diyelim? Merkezden çekildiğini söyleyelim tamam mı? Merkezden çekildiğim ona göre yapıldığını söyleyelim. Hadi bakalım. Sa sağa doğru 6 birim çektik ama sadece sağa gitmiyor. Çapraz yukarı doğru da gidiyor değil mi? 6 birim sağa çekilmiş halini düşün sadece. Altı sağa çekildiği zaman biraz da yukarı çıkıyor zaten. Buna göre diyor şekil 2'deki bilyenin zemini olan uzaklığı ile şekil 1'deki zem, bilyenin zemini olan uzaklığı arasındaki fark nedir diye soruluyor. Şimdi burada böyleyken arkadaşım bu şekil 1'deki bilyenin zemini olan uzaklığı bu. Şekil 2'deki bilyenin zemini olan uzaklığı da bu olmayacak mı? Evet. E burada aradaki fark neresi oluyor? İşte şuradaki uzunluk oluyor değil mi? Evet. Yalnız buradaki e, şeyin tam buraya geldiğinde bilmiyoruz. Onu da söyleyeyim de. Bakın bu merkez buraya çekildi ya 6 birim sağa çekildi ya şöyle 6 birim sağa çekildiği zaman böyle de olabilir. Yani bizden şuradaki x uzunluğu isteniliyor arkadaşlar. Önceden bu kadardı şimdi ne olmuş? Şu kadar oldu arkadaşlar. Dikkat et şu mesafe her ikisinde de aynı zaten. Şuraya y diyecek olursan önceden y şimdi x artı y oldu. Bizden zemin olan uzaklığı arasındaki fark isteniliyor. Yani x artı y eksi y isteniliyor o da x isteniliyor bizden. Hadi bakalım x'i bulmaya çalışalım. E ne yapacağız? Buranın 8 birim olduğunu, yarı çapında 2 birim olduğunu biliyoruz. E hocam şurası 8 birim. Toplamda ne yapıyor? Şuraya gelene kadar burası da 2. Toplamda buradaki uzunlukta 10 birim değil mi? Evet. Burası da 10 birim. E şimdi buna ait bir 90 derece elde edeceğiz arkadaşlar. Şunu sileyim istersen. E 90 derece elde etmek için ne yapacağız? Dikdörtgen oluşturmak en mantıklı hareketti. Ya böyle dikdörtgen oluştur fark etmez böyle de çıkar. Ya da içeriden şöyle dikdörtgeni oluştur. Buradan dikdörtgeni oluşturunca 6 iken yukarısı da 6. E, x iken burası da x. E, burası x ise buraya da ne kaldı? 10 eksi x kaldı. Yani şöyle bir dik üçgen çıktı karşımıza. Hocam burası 10. Burası 6. Burası da 10 eksi x. Pisagor bağıntısından sonucu ulaşabiliriz ama yukarıdaki sorudan da zaten öğrendik. Burada arada bahsettik. 6, 8, 10 üçgeni var dedik. Özel kenarlı üçgenlerde 6, 8, 10 olduğunu biliyoruz zaten. Ya da önümüzdeki haftalarda önümüzdeki hafta onu da öğreneceğiz zaten. Ama 6, 8, 10'u bilmeyenimiz yoktur herhalde. Epsagor Pisagor bağıntısından bunun tamamını bulabilirsin. Ya da 6, 10 ne üçgeni? 6, 8, 13 geninden. 10 üçgeninden. 10 eksi x'in 8 olduğunu biliyoruz. Ve böylelikle x'i 2 olarak buluruz. Evet örnek 28, 2 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. ÖSYM'nin sorduğu bir sorunun benzeri arkadaşlar. Şekil 1'deki, şekildeki D1 ve D2 doğruları paralel ve aralarındaki uzaklık 6 cm olarak verilmiş. AB doğru parçasının uzunluğu 2 kök 13 olarak verilmiş. A noktasının D1'e göre simetriği ya da yansıması da denilebilir. A'nın buna göre yansımasını alınca simetriğini alınca A1 noktası. Evet burası A1 noktası. Simetriğini aldık aynadaki görüntüsü gibi. Nasıl oluyordu? Bunlar dik. Şunlar da birbirine eşit oluyordu. B noktasının D2'ye göre simetriği de B2'ymiş. Hop şu D2'ye göre de simetriği D2'ymiş. 90 derece ve şurası da B2. Şurası A1'di ya. Niye ben böyle yazdım? A1. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Hop şuradaki uzunluk isteniyor. E bu bilmediğimiz bir şey değil ki arkadaşım. Şurada şunlar birbirine paralel ya. Burası da 90'dır, burası da 90'dır. Hani Z'den dolayı, buradaki Z'den dolayı da. E burada 90 dereceler var. Merdiven şeklinde karşımıza çıktı. E olayı bitiririz. Dik üçgene karşılık getireceğiz. Dik üçgene karşılık nasıl getireceksin? Hop şöyle bir dik dörtgen oluşturunca dik üçgene karşılık geldi. Şuraya AA diyeyim, şuraya da şunlar da birbirine eşit ya. BB diyeyim. Sen A artı B'nin ne olduğunu biliyorsun. 6 olduğunu biliyorsun. Hocam burası 2A iken. Burası da aya ya. 2A oldu. Toplamda burası 2A artı 2B yaptı. A artı B 6 ise 2A artı 2B kaç yapar? 12 yapar. Hocam burası 2 kök 13. E burası da 2 kök 13. Artık burada bir Pisagor bağıntısıyla olayı bitiririz. Hadi bakalım Pisagor bağıntısını yapalım. Yani 2 kök 13 ve 12'nin kareleri toplamı şuna mı eşit olacak arkadaşım? Evet. E ben burada... Şey yapmak istemiyorum aslında. Ee, 2 kök 13'ün karesini falan almak istemiyorum aslında ama neyse alınca herhalde bir, bir tam sayı çıkacak. Normalde şöyle de diyebiliriz. Şöyle bir dik üçgen var ya kolay yoldan yapalım istersen. Hocam burası 2 kök 13. Burası ne? 12. Kolay yoldan yapıyorum. Buraya da x diyeyim. x de neye eşit olacaktır? Bak her ikisinde de 2 iki çarpanı var. Burası 2'nin kök 13 katı. Burası 2'nin 6 katı. E burası da 2'nin kare içinde kök 13 karesi artı 6'nın karesi. Yani 13 artı 36 yaptı. Yani 2 kök 49 çıktı. 49 da 7 diye çıkar zaten. 2 çarpı 7'den cevap da kaç yapar? 14 yapar arkadaşlar. Yani 2 kök 13'ün karesi ve 12'nin karesiyle uğraşmadım. Yine kısa yoldan bulduk. E artık öğrendiniz. Kullanın. Kullana kullana öğreneceksiniz. Bak kullanmaya devam edin. Ya küçük sayılarda bile kullanın. Acayip hoşunuza gidecek. Hiç merak etmeyin. Evet örnek 29'da 14 bulduk ve geldik bu videonun son sorusuna. Evet bu videonun son sorusunda ne demiş bakalım bize. Şekil 1'deki merdiven zeminden 8 metre yukarıya değecek şekilde duvara dayanmıştır. Merdiven duvara değdiği noktadan 4 metre aşağıya kaydığında şöyle 4 metre aşağı kaymış arkadaşlar. 4 metre aşağı kaymış şöyle. Zemindeki ucu da duvara 4 metre yaklaşıyor. Evet. Zemindeki ucu da Duvardan 4 metre uzaklaşıyormuş. Evet bu 4 aşağı kaydığında bu da 4 uzaklaşıyormuş. Evet o zaman buraya bir A diyelim. Arkadaşım burası kaçtı önceden? 8 değil miydi? Burası 4 mü oldu? Evet. Burası önceden 8'di buraya kadar. 4 aşağı inince buraya 4 kaldı. Önceden burası A'ydı. Hala daha burası A. Ama ne oldu? 4 santimetre bu tarafa kaydı. Sola kayınca ne oldu? Bu şekil karşımıza çıktı. E arkadaşlar iki tane dik üçgen var karşımızda. Bu zemine dik bu da zemine dik değil mi duvarlar? Zemin ile duvar dik değil mi? Evet. E arkadaşlar pisagor bağıntısı yapacağız. E bu merdivenin uzunluğuna M diyelim. Burada da merdivenin uzunluğu M değil mi? Aynı değil mi? Evet. E o zaman M kare birincisinde neye eşit? A'nın karesi artı 8'in karesine eşit. E aynı şekilde burada da M kare neye eşit? Bir kenar A artı 4 diğer kenarda 4. A artı 4'ün karesi artı 4'ün karesine eşit. Her ikisi de m kareye eşit olduğundan bunlar birbirine eşit olacak. Dolayısıyla a kare artı 64 eşittir. a artı 4'ün parantez karesi. Birincinin karesi artı. Birinci ile ikincinin çarpının iki katı. Yani 4a'nın iki katı. 8a artı 16. Bir de artı 4'ün karesi daha var. 16. a kareler nanay mı? Nanay. 8a burada kalsın. 16, 16, 32. 32 attık öbür tarafa. 64'ten 32 çıkınca 32 kaldı. 32 eşittir. 8a ise A'yı da böylelikle kaç buluruz arkadaşım? 4 olarak buluruz. Zaten bizden ne isteniyor? Oradaki A değerimi isteniyor. Evet çekil bir de merdivenin zeminine temas ettiği noktanın duvar alan uzaklığı isteniyor. Yani A isteniyor. Dolayısıyla cevap böylelikle 4 bulduk. Evet gençler böylelikle Pisagor bağıntısını bitirdik. Daha dik üçgenle işimiz bitti mi bitmedi. Öklit bağıntılarını da işleyeceğiz. Sonrasında özel kenarlı üçgenler, özel açılı üçgenler onlar da var. Ama bazıları bir sonraki haftaya sarkacak tabii ki. Ama bu haftanın bitmesi için bir videomuz daha var. O da öklük bağıntıları. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda öklük bağıntılarının konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.